Evet, şu an yayına girmiş olmamız lazım. Öncelikle arkadaşlar, upload hızında bugün bir sıkıntı yaşadığımdan dolayı sizlerle böyle görüntüsüz olmak durumunda kalacağım. Seste de bir sıkıntı olursa chatte belirtirseniz hemen önlem almaya çalışırız ona göre. Hepimiz için verimli bir yayın olur umarım. Öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyorum. IEEE MSQ, CS ve DSI MSQ toplulukları olarak düzenlediğimiz Digital Weeks'in ikinci haftasında hepiniz hoş geldiniz. Geçen hafta katılamayanlar için kısaca webinar serimizden bahsedecek olursam, serimiz yaklaşık 1,5 ay sürecek. T-Talk, eğitim ve workshop içerikleriyle 6 hafta boyunca her cuma saat 20'de bu kanalda canlı yayında olacağız. Bu gece de sizler için bir Flutter on Dartpad workshop hazırladık. Bu workshopta önce kısaca Flutter, Dart ve Dartpad'e giriş yapacağız. Ardından sizlere Basic Flutter layout konseptlerinden bahsedeceğiz Kotlet üzerinden. En son olarak da Dartpad üzerinden bir memory game uygulaması kodlayarak herkesin ekran başında yazabilmesi için Dartpad'i tercih ettik. Geceyi noktalandıracağız. Kısaca içerikten hemen bahsetmeye başlayayım ben. Öncelikle Flutter nedir? Flutter Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu bir uygulama geliştirme SDK'i. Flutter'da yazdığınız bir kod tek bir kod base'de mobil web ve masaüstünde çalışabiliyor. Aynı zamanda donanım üzerinde derleme yaptığı için de son derece native hisler alabiliyorsunuz. Aynı zamanda 2018 yılında duyurulan henüz yeni bir teknoloji. Peki Dart nedir? Dart, Flutter'ın kullandığı kodlama dili, Google tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu, genel amaçlı bir programlama dili. Yüksek performanslı web server ve mobil uygulamalar geliştirmek amacıyla oluşturuldu. Dart ilk çıktığı zaman JavaScript'in yetersiz görünmesi sebebiyle onun yerini alması maksadıyla çıkartılmış bir dilken şu an çok daha farklı amaçlar için geliştirilmeye devam ediliyor. İlk duyurusu 2011 yılındayken 2013 yılında da ilk kararlı sürümü sürüldü. Aynı zamanda Google'ın henüz çıkmamış fakat yakın zamanda hayatımıza girmesini beklediğimiz işletim sistemi Google Fuchsia'nın da arayüzü Flutter'la yazıldığından dolayı Dart önümüzdeki yıllarda çok daha büyük önem kazanacak gibi duruyor şu an. Hatta GitHub'ın raporlarına göre 2018-2019 yıllarında yapılmış bir GitHub anketi bu. Dart %532 kullanım oranı artışıyla o yılların en çok sıçrama yakalayan kodlama dili oldu. Peki Flutter neden Dart'ı kullanıyor? Flutter'ın Dart'ı kullanmasındaki en büyük sebeplerden biri Flutter'ın çok önemli bir özelliği var. Hot Reload adında. Hot Reload sayesinde yaptığınız derlemeler bir saniyenin daha altında sürelerle hazır hale gelebiliyor. Bu da Dart'ın Ahead of Time ve Just in Time derlemeleri sayesinde aktif olabiliyor. Bunların yanında bir de Garbage Collection gibi özelliklerle birleştiğinde yaptığınız bir derleme 300 milisaniyenin altında sürelerde hazır hale gelebiliyor. Bu da geliştiriciler için hatırı sayılır bir vakit kazanımı demek. Bunun dışında Dart modern bir programlama dili. Object-oriented bir dil. Bu da yine Flutter'ın Dart'ı tercih etme sebepleri arasında ilk sıralarda gelen bir sebep. Ve en başta da belirttiğim gibi Dart tamamen açık kaynak kodlu bir dil. Dart'ın GitHub linkini de açıklamalar kısmına yazdım. Oradan siz de inceleyebilirsiniz. Bu sebepten dolayı da Google'ın yanında şirketin de topluluğun da pardon topluluğun da kararları Dart'ın geleceğinde etkili olduğu için bu da yine Dart'ı Flutter için seçenekler arasına sokuyor. Ben sözü daha fazla uzatmadan bize Kotlab üzerinden Flutter Basic konseptlerinden bahsetmesi için Emir Mertoğlu'na bırakmak istiyorum. Bir saniye, StreamYard'da bir sıkıntı çıktı. Evet Emir, hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş Sen de. geldiniz. İsmim Emir Mertoğlu. Muğla Sıkı Koçman Üniversitesi'nde mühendislik öğrencisiyim. Bugün sizlere Flutter'daki layup konseptlerinden bahsedeceğim. Öncelikle Flutter'daki neredeyse her şey bir widget'tir. Widget nedir diye soracak olursanız, widget görsel programlamada bir kütüphanedeki grafik bileşenlerine verilen isimdir. Flutter widget'leri birleştirilebilirdir. Yani daha gelişmiş widget'ler yapmak için kendi widget'lerimizi birleştirebiliriz. Flutter'da aile yapısına benzeyen bir hiyerarşi bulunuyor. Yani demek istediğim widget'lar içinde başka widget çağırabiliyoruz. Bu çağırdığımız widget'lar önceki widget'ın çocukları oluyor. Önceki widget de bunun ebeveyni oluyor. Şimdi ilk başta satır ve sütun klasından bahsedeceğim. Row ve column'dan.
Row ve kolum içerisindeki widgetleri yerleşim yeri olarak düzenleyen sınıflardır. Row içerisindeki widgetleri yatay olarak hizalarken kolum dikey olarak hizalıyor. Şimdi burada alttaki kod parçacığında row ve kolumun ne iş yaptığına bir bakalım. Burada myWidget adında bir klasımız var. Bu geriye bir widget döndürüyor. Döndürdüğü widget de row oluyor. Row altında 3 tane blue box var. Bu blue boxlar dediğim gibi bunun çocuğu oluyor. Blue box nedir diye soracak olursanız buradaki blue boxların hepsi birer bir widget'tir. Ve bunun geri dönüş tipi olarak container tipinde bir widget döndürüyor. Bu container'ın yükseklik ve genişlik değerleri 50 piksel. Decoration dediğimiz bildiğimiz ev dekorasyonundan aklınıza gelsin. Bir widget'ı şekillendirmeye yarayan bir class. Decoration box decoration almış. Box decoration da kolay yoldan kutu şekilleri çizmemize yarayan bir widget. Box decoration'ın color'ı burada colors kütüphanesinden blue öz niteliğini almış. Ve border yani kenarlık olarak da border'ı almış. Yani demek istediğimiz burada rengi mavi olacak ve bütün kenarlıkları olacak. Şimdi bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yan yana satır olarak 3 tane kutu çıktı. Bunun sebebi row olarak bunu çalıştırmamız. Eğer bunu column'a çevirirsek yukarıdan aşağıya sütun bekliyoruz yine 3'ünü. Şimdi exercise and alignment'a geldik. Yani eksen boyutu ve hizalamaya. Gördüğünüz gibi blue box widget'leri sıkış sıkış bir şekilde hizalanmıştı. Ayrıca row satırın tamamını, kolumlu sütunun tamamını işgal ediyordu. Exercise ve alignment özelliklerini kullanarak bunu değiştirebiliyoruz. Şimdi main axis size özelliği row ve kolumun ana eksende ne kadar yer kaplayacağını belirliyor. Bu özellik iki değer alabiliyor. Max ve min. Main axis size max ana eksendeki bütün alanı işgal ediyor. Diğer alt üyelerle beraber kullanılırsa alt üyeler daha fazla alana yayılma imkanı kazanıyor. Main axis size min ise ana eksende kendine yettiği kadar alan alıyor. Alt üyeler de ana eksenin ortasında sıralanıyor. Şimdi burada bir kod parçacığı var. Bunu çalıştıralım. Burada main axis size max olarak girile. Bunu silersek hiçbir şey olmaz. Çünkü Dart derlenirken otomatik olarak main axis size max özelliğini alıyor. Ve gördüğünüz gibi burada row bütün alana yayılmış bir şekilde. Eğer bunu biraz küçültürsek demek istediğim daha net anlayabilirsiniz. Satırın tamamını alınmış. Eğer bunu min'e çevirirsek sadece kendine yettiği kadar alan alacak ve bulunduğu ana eksenin ortasında olacak görüldüğü şekilde. Ve main axis alignment özelliği var. Main axis alignment özelliği main axis size max'ta dediğimiz gibi ana eksenin tamamını kapladığından alt üyelere hizalamak için alan kalıyordu. Main axis alignment ise bu alanın ne şekilde hizalanması gerektiğini belirtiyor. 6 tane değer alıyor. Start, end, center, space between, space evenly ve space around diye. Eğer start dersek alt üyeleri ana eksenin başlangıcından hizalamaya başlıyor. Yani row ise soldan sağa doğru, column ise üstten alta doğru. End dersek alt üyeler bu sefer ana eksenin bitişinden hizalanıyor. Yani row ise sağdan sola doğru, column ise aşağıdan yukarı doğru bir şekilde. Center dediğimizde hem row'da hem de column'da alt üyeler tam ekranın ortasında hizalanıyor. Space between dediğimizde alt üyeler arasında otomatik olarak her biri aynı seviyede olacak bir boşluk oluyor. Hepsini yani eşit parçaya bölüyor. Space evenly yine aynı şekilde her bir üyeyi eşit parçaya bölüyor. Ama tek farkı space between'den ilk öğe ve son öğenin önüne ve sonuna bir boşluk bırakıyor. Bir de space around var. Space around da space evenly ile çok benzer bir şekilde. Bunun da tek farkı ilk öğe ile son öğenin önünde ve sonunda alacağı boşluğu yarıya indiriyor. Bunu hemen bir deneyelim. Burada mesela main axis alignment start değerini almış. Yani baştan sona doğru gidecek. Row'sa column olsaydı üstten aşağıya doğru gidecekti. Mesela biz bunu space between diyelim. Aralarına otomatik olarak boşluklar atsın. Ya da space evenly diyebilirdik. Önüne dair boşluk at ve ortaları da doldur. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bir diğer widget'ımız da cross axis alignment özelliği alıyor.
Burada cross-ax alignment'tan bahsettiğimiz bu özellik row ve koluma bağlı alt üyelerin çapraz pozisyonda nasıl hizalanacağını belirtiyor. Çapraz pozisyondan kast mesela row içinde vücutlarımız varsa kolumda ne tarz hizalanacak? Eğer kolum içinde bir vücutlarımız varsa row'da ne tarz hizalanacak? Mesela cross-ax alignment start alt üyeler eğer row'daysa üstten yani kolumdan sıralamayı hizalıyor. Eğer alt üyeler kolumdaysa row'a göre hizalamayı sağlıyor. Start'ta row'daysa üstten, kolumdaysa soldan hizalama yapıyor. End'deyse alt üyeler row'daysa alttan, kolumdaysa sağdan hizalanma yapıyor. Cross-ax alignment center'da alt üyeler hem row hem de kolumda tam ortada hizalanıyor. Bir de stretch dediğimiz bir kavram var. Stretch Türkçe şöyle çevirebilir, uzat. Eğer alt üyeler row'daysa bulunduğu sütunun tamamına hem yukarıdan hem de aşağıdan uzatma yapıyor. Eğer kolumdaysa hem sola hem de sağa doğru uzatma yapıyor. Bunu da hemen bir deneyelim. Mesela şu an center'da ve Bigger Blue Box diye yeni bir widget'ımız var burada. Bigger Blue Box'ın yüksekliği burada 100 olduğu için diğer widget'lar bunun yüksekliğine göre hizalanma yapıyor ve center olduğu için burada tam ortada hizalanıyor. Eğer bunu end yapsaydık ve bu row içinde olduğu için bottom'da yani aşağıda hizalanacaktı. Eğer stretch yapsaydık bunlar yukarıdan aşağı komple uzayacaktı. Şimdi geldik flexible widget'a. Flexible widget diğer widget'lerin ne kadar alan kaplayacağını belirliyor. Flex ve fit özellikleri vardır bunun. Fit özelliğiyle main axis size max olduğunda boşta kalan eksenler oluyordu ya. Bunun nasıl doldurulacağını belirtiyor. Bunun varsayılan özelliği flex fit loose'dur. Widget'teki tercih edilen boyutu kullanır. Yani atıyorum sizin widget'ınızın boyu 50 ise bu flex fit loose'u dart derlerken otomatik olarak koyuyor ve 50'nin kalmasını sağlıyor. Bir diğer özelliği flex fit tight. Bu da boşta kalan alan olursa atıyorum row'da ya da column'da bunu doldurması için zorlama yaptırıyor. Bir diğer özelliği de bunun flex. Flex'te diğer flexible widget'ler kendi aralarında haberleşiyor ve toplam flex'e göre kendilerine bölümlendirme yapıyorlar. Hemen göstereyim kafanızda net bir örnek oluşsun. Buna ne olmuş böyle gitmiş. Şimdi burada sanki hiçbir şey yokmuş gibi soldan sağa 3 blue box'ımız da hizalandı. Neden hiçbir şey yokmuş gibi? Çünkü flexlerini 1, toplam flex 2 ama ikisi birbirine otomatik 1-1 böldüğü için yani %50 sen al, %50 sen al dediği için hiçbir şey almamışlar. Bir diğer nedeni de flex fit loose. Flex fit loose neydi? Kendine yetecek kadar olan alan aldı. Yani bunların genişliği 50 olduğu için sadece 50 alıyorlar kendilerine. Biz bunları tayda çevirirsek yani demek istiyoruz ki burada gri kalan alanı doldurmaya zorla kendine. Gördüğünüz gibi doldurdu. Ve flexlerini değiştirirsek atıyorum bunun 4 olsun. Diğerinin 1 toplam flex 5 oldu. Diyorum ki ikinci widget'ta sen toplam alanın 5'te 4'ünü al. Üçüncü widget'ta 5'te 1'ini alsın. Burada gördüğünüz gibi bölümlendirme oluyor. bir diğer özelliğimiz de expanded widget. Bu expanded widget flexible ile benzerdir. Fark olarak expanded bütün boş alanı dolduruyor. Ve daha az kod yazıyoruz expanded ile flexible'a göre. Ve flex özelliği de alıyor aynı sayede. Bunun bir koduna bakalım. Burada gördüğünüz gibi hiçbir herhangi bir şekillendirme yok. Mesela biz burada ikinci blue box'ı expanded için alalım. Ve üçüncü blue box'ı da pardon bunun child olarak belirtmemiz gerekiyor. Bu arada bunu atladım. Bunlar alt widget olduğu için çocuğu olmalı üstteki widget'in. Yerine flexible widget'ini alalım. Yine herhangi yine child'ı yazmadık. Şimdi herhangi bir değişiklik olmayacak.
Sadece Expanded dediğimiz alan boşluğu doldurmaya çalıştı ama diğer flexible buna izin vermedi. Çünkü biz bunu zorlamadık fit olarak. Flex fit byte yazmadık. Ve bir de flex değeri verelim. Bunun flex'i 1 olsun. Expanded'ın da flex'i 4 olsun. Yine 5'e 4 bir bölümlendirme yapalım. Yani burada gördüğünüz gibi Expanded ile Flexible arasındaki tek fark daha az kod yazma ve daha az kafa karışıklığı. Geldik Sizebox Widget'a. Sizebox Widget'ı biz genelde boş alanlar oluşturmak için kullanıyoruz. Ama içine başka bir widget de alabilir. Eğer içine başka bir widget alırsa alttaki yani çocuğunu genişlik ve yükseklik bakımından ezebilir. Ona yeni öz nitelikler kazandırabilir. Şunu bir çalıştıralım. İkinci Blue Box'ı Sizebox içine almışız ve genişlik değerini 100 olarak değiştirmişiz. Normalde Blue Box'ın genişlik değeri neydi? Buradaki gördüğünüz gibi 50 idi. Burada 100 olarak değil de 200 olarak da değiştirebiliriz. İçine diğer üçüncü bir Blue Box da widget alabiliriz. Burada biraz taşma yaptı. O kadar alan görmediği için. Burada yine gördüğünüz gibi row kullanıldığından tüm satırı kapsıyor. Mesela burada boşta alan oluşturalım. Mesela Sizebox genişliği 50 demiş. Birinci ile ikinci Blue Box arasında genişliği 50 olan boş bir alan oluşturuyoruz. Sizebox 50 değil. Bir de Spacer widget'ımız var. Spacer widget'ı Sizebox widget'ına çok benzer. Aradaki tek fark Spacer widget'ı flex alarak boşta alan oluşturuyor. Sizebox'a width ve height gibi değerler verebiliyorduk. Bunu da hemen bir deneyelim. Mesela Spacer flex 1 demiş. Boşta kalan tüm alanı bu Spacer dolduracak. Çünkü bunun dışında başka bir Spacer olmadığı için flex'i diğerlerine daha baskın geliyor. Mesela biz ikinci ile üçüncü arasına bir Spacer daha atarsak mesela 2 diye. Şimdi ikinci ile üçüncü arasındaki boştaki alan ilk spacer'a göre 2 kat daha büyük olacak. Çünkü flex değeri 2. Toplam yani 3'lük bir flex var. 3'te ikisini ben ikinciye vermiş oldum. Bir de text widget'ımız var. Text widget'ın anlatacağım çok fazla bir şey yok. Ekrana yazı yazdırmaya yarayan bir widget. Stillendirme değerleri alıyor. Mesela siz font kolorunu değiştirebilirsiniz, size'ını değiştirebilirsiniz. Font family'sini yani font ailesini değiştirebilirsiniz. Şunu hemen bir runlayalım. Bakalım bize neler sunuyor. Şimdi ilk tekstimiz font size 30, font family'si future, colors'ı blue. Başka da hepsi aynı zaten. Anlatacağım bir şey yok. Bunu kısaca geçeceğim. Bir de icon widget'ımız var. Icon widget'ımız hem iOS'tan hem de Android'den ikonlar alabilmeye yarıyor. Bunları Material ve Cupertino dediğimiz class'lar içinden alıyor. Material Android için, Cupertino'da iOS için olan class'lar. Mesela burada iki tane ikonumuz var. Ve bu ikonlar widget ikonları. Yüksekliği 50, rengi birinin mavi, birinin kırmızı. Biz mesela üçüncü bir ikon oluşturalım. Mesela telefon ikonu yapalım bunu. Yüksekliğini yine 50 bırakalım. Rengini de yeşil yapalım. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kısa yoldan uygulamamıza ikonlar verebilmeye yarıyor. Bir de imaj widget'ımız var. Maalesef ki Dartpad bize yerelden imajlar atmaya izin vermiyor. Ben burada o yüzden sadece imaj asset'i gösteremeyeceğim. İmaj network'ü göstereceğim. Yani internet üzerinden resim çekmeyi göstereceğim size. Hemen altta bir kodumuz var. Bunu isterseniz bir yan pencerede çalıştıralım. Bundan sonra da başka bir anlatacağım bir şey kalmayacak zaten. Mesela bu URL'i yeni URL ile değiştirelim. Burada 3 tane resim var çünkü o yüzden bu URL'i aldım. Şimdi burada anlatacağım şey yine bir row yani satır dönüyor. Satır içinde hizalamalar center'da yani ortada yapılmış ve bunun children'da bir tane image network'ü yani
URL üzerinden bir imaj alıyoruz. Mesela pick değil de pick two yapalım. Gördüğünüz gibi resimleri bu şekilde değiştirebiliriz. Bu kadar. Benim anlatacağım bu kadardı. Sözü Çağrı'ya bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Emir, eline sağlık. Widget'lara giriş için güzel bir anlatım oldu bence. İnşallah izleyenler için de verimli olmuştur. Şimdi Dartpad üzerinden memory game kodlamaya başlayacağız. Halil Ceylan bizlere eşlik edecek. Fakat başlamadan önce kısaca ben Dartpad'in ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Dartpad nedir? Dartpad aslında Google tarafından Flutter'a ve Dart'a başlamanın en iyi yolu olarak tanımlanıyor. Dartpad web üzerinden herhangi bir kurulum yapmadan Dart kodu ya da yeni gelen bir güncellemeyle Flutter uygulaması yazabileceğiniz bir web platformu. Aynı zamanda yazdıktan sonra snippet'ınızı paylaşmaya hazır olduğunuzda bir GitHub listi de oluşturabiliyorsunuz hızlıca. List kimliğinizi slide'da da göreceğinizi oraya da çevirebiliyorsunuz. dartpad.dev/gist_id şeklinde. Bu şekilde hızlıca Stack Overflow benzeri platformlarda paylaşabiliyorsunuz. Şimdi biz de bu platform üzerinden yapacağız. Yine Dartpad'in linkini de açıklamalar kısmında ekledim. Bizi takip edenler, şu anda izleyenler Dartpad'e oradan giriş yaparlarsa bizle beraber memory game'i kodlayabilirler. Çok keyifli bir oyun. Yazması da keyifli. Oynaması da keyifli aynı zamanda bittiği zaman. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan Halil'e vermek istiyorum. Evet Halil, hoş geldin. Söz sende. Hoş bulduk. Ekranım görünmüyor ama şu an. Ekranın evet. Merhaba arkadaşlar. Ben Halil. Bugün sizle beraber bir memory game yazacağız. Memory game dediğimiz şey, biz kullanıcıya birkaç adet kart gösteriyoruz. Altında farklı hayvan resimleri göstereceğiz. Sizin için hazırladığım assetleri zaten Çağrı YouTube'un açıklamasında koymuş olmalı. Şu şekilde bizim hayvan görüntülerimiz var. Bunları kullanıcıya en başta 1 veya 2 saniye gösterip ondan sonra ise kartları kapatarak şu soru işareti assetin altında kullanıcıya bu hayvanları bulmasını isteyeceğiz. En başta hep beraber bir Dartpad açalım. Dartpad'de Flutter'ın en başta kendi verdiği counter, yani en başta Flutter'ı indirdiğinde default olarak açılan projeyi açalım. Şimdi projeyi açtığımız zaman öncelikle en başta biz bir ismini değiştirelim. Biz memory game yazacağız. memory game yazacağız. Şimdi memory game yazalım. Evet, bu basit bir şekilde uygulamamızın ismini değiştirdi. Şimdi bizim bu default uygulamada kullanmayacağımız bazı özellikler var. Örneğin floating action button dediği kısım şu artı işareti. Biz bunu kullanmayacağız. O yüzden silelim. Aynı şekilde burada da herhangi bir şeye ihtiyacımız yok. Aynı şekilde onları da siliyorum. Bu kısımlara da aynı şekilde ihtiyacımız olmayacak. Evet, şu an temiz bir uygulamamız var. Şimdi öncelikle bizim bu kullanacağımız veriyi Flutter'ın içine koymamız gerekiyor. Kod manasında kodlamamız gerekiyor. Şimdi bunda genellikle biz diğer tüm dillerde olduğu gibi model dosyasına yazmamız gerekiyor. O yüzden bir ilk önce model class oluşturmamız gerekiyor. Hemen bir model class oluşturalım. Class memory card model diyelim. Bizim bu tutacağımız model iki tane public attribute tutacak. Bu iki public attribute'den bir tanesi isim. Yani bizim bu resmimizin hangi hayvanla ilişkili olduğu. Biz bunu genellikle karşılaştırırken kullanacağız. Yani kullanıcı iki adet card seçtiği zaman biz isimlerine bakacağız. İsimler aynı mı değil mi? Buna göre kullanıcıya puan verip puan vermeme durumunu ayarlayacağız. Bir de kullanıcıya göstereceğiniz fotoğraf. Bu yüzden biz burada iki tane attribute kullanacağız. Birinci attribute'imizi yazıyorum. String ve yine aynı şekilde model oluştururken her zaman final kullanın. Bu sizin biraz daha RAM kullanımınızı optimize edecektir. Final string name yazıyorum. Burada dediğim gibi hayvanın ismini yazabileceğim kısım. Aynı şekilde aşağıya final string image URL yazarak yine resim görselinin linkini girebilir hale getiriyorum. Şimdi ben bu modeli oluştururken bu final değişkenlerini atamam gerekiyor. Buna biz burada bir constructor yazmamız lazım. Constructor yazarken şu şekilde class'ın ismini kullanarak şu şekilde şuraya bir süslü parantez açıyorum. İçerisine ben bu modeli çağırırken name ve image URL'i çağıracağımı söylüyorum. Tamam.
Şimdi bir nevi biz şu an bir bu bir yemek yaptığımızı düşünürsek, bir yemek tarifi gibi anlatayım. Şu bizim kabımız oldu. Bu da bizim içeriğimiz. Yani işte bu yemekte kullanacağımız içerikler. Şimdi bizim bunları birleştirmemiz gerekiyor. Yine aynı şekilde Flutter'da Emir'in de önceden bahsettiği gibi stateless ve stateful widget'lar var. Benim kısaca bir üstünden yine geçeyim. Şimdi stateless widget'lar bir kez renderlanıyorlar. Bir daha renderlanmalarına ihtiyaç duymuyor. Bunu nasıl diyeyim? İkon olur. İşte fotoğraf olur. Bunlar bir kez renderlanır, bir daha renderlanmasa. Render dediğimde çizim olarak Flutter oyun motoru gibi çalışıyor. Siz ona söyledikçe tekrar bir şey çizmiyor. Ekranı sabit tutuyor. Bu da çok güzel bir performans kazancı sağlıyor size. Şimdi biz burada stateless ve stateful widget'ımız var. Bizim genel olarak burada kullandığımız ekran biraz önceki örnekten dolayı stateful'du. Çünkü biz işte butona bastığımız zaman oradaki sayı artıyordu. Biz bu stateful widget'ta genellikle bizim final yani değişmeyen bizim oyun boyunca da bu 10 tane fotoğrafı gibi kullanacağımız için değişmeyeceği için bunu yine nasıl burada title tanımlandıysa gördüğünüz üzere mesela Flutter kendi title'ını burada tanımlamış. Biz de aynı şekilde stateful widget'ın altında tanımlıyoruz. Buraya final list benim modelimin tipi memory card model. Burada bir memory card model listesi tutacağımı söylüyorum. Cards diyelim. Buraya bir hemen bir memory card model yazdım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki fotoğrafları tek tek buraya geçirmem gerekiyor. Örneğin burada nasıl yapacağım? Hemen göstereyim. Memory card model name. Örneğin birinci örneğim için bu ayı örneği olacak. Ondan sonra ise resmin yoğunluğu vermem gerekiyor. Resmin yoğunluğu şu şekilde. Kopyalayalım. Bunu bizim tek tek yapmamız gerekiyor. Bunu yapmak için bunu tek tek yapmaktan ziyade Sublime Text'in bize sunduğu bir özellik var. Birden çok imleci aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ben bu şekilde yapacağım. Çağrı da bu sırada zaten bu oluşturulmuş halini size chat'e atacak. Oradan kullanabilirsiniz. Bunun aynısını burada çoklu bir şekilde yapıyorum. Memory card modül altına alıyorum. Name eşittir. Burada değişkenleri alıyorum. Ondan sonra ise image URL olarak bu fotoğrafları seçiyorum. Virgül virgül. Evet. Şimdi bu en aşağıdaki soruya ihtiyacım yok. Soru zaten bizim tüm kartlar için kullanacağımız ortak bir özellik olduğu için bunu model haline getirmemize gerek yok. Bunu bir constant value olarak tutabiliriz. Bu aynı zamanda hafızayı da daha efficient yani verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Bunu olduğu gibi buraya yapıştırıyorum. Evet. Şimdi bir formatlayalım. Şey yazmışım. Yazım hatası yapmışım. Aynen. Tamam. Şimdi bir bakalım hatamız var mı? Hatamız yok. Güzel. Şimdi biz modellerimizi artık Flutter için tanımladık. Artık kullanabiliriz. Şimdi biz şu ana ekrana gelelim. Şimdi bu ana ekranda şimdi genellikle bu ne bileyim TikTok gibi oyunlarda veya memory game tarzı oyunlarda 3'e 3'lük bir layout kullanılıyor. İşte 3'e 3'lük veya 4'e 4'lük oluyor. Bunu ben burada grid view sistemini yapacağım. Grid view sistemi dediğimiz şey şu. Mesela siz telefonunuzda galeriyi açtığınız zaman birçok küçük fotoğrafın yan yana alt alta dizildiğini görürsünüz. Genellikle buna biz grid view diyoruz. Şimdi burada ben bir grid view yapısı kullanacağım. Şimdi burada grid view kullanırken önemli olan şey şu. Grid view iki türlü oluştu. Hatta aslında üç türlü veya ben burada iki türlü oluşumuna şey yapacağım. Bir builder metodu var. Bir de count metodu var. Count sayısını bildiğiniz eğer siz ne kadar şey oluşturacağınızın sayısını biliyorsanız count ile yapıyorsunuz. Builder'ın kullanım amacı ise şu. Mesela örneğin bir kullanıcının siz bir galeri uygulaması yaptığınızı düşünelim. Bir kullanıcının telefonunda yaklaşık 1000, 2000, 3000 tane fotoğraf var. Siz bunların aynı anda hepsini göstermeye çalışırsanız veya aynı anda hepsini hafızaya yüklersiniz. Bu telefonda hafızasını dolduracaktır. Uygulamayı crash'e verecektir. Uygulama kapanacaktır. Bu gibi durumlarda builder kullanıyorsunuz. Builder onları dinamik bir şekilde listeliyor. Ama bizim buradaki örneğimizde biz kaç tane kart göstereceğimizi bildiğimiz için count kullanıyoruz. Şimdi grid view'in iki tane başlı başına parametresi var vermemiz gereken. Birincisi cross axis count. Cross axis count yatayda kaç adet children yani kaç adet item göstereceğini söylüyor. Yani kaç adet kart göstereceğini aslında burada. Şimdi iki yazalım. Altında ise children yazarak buraya verilerimi gireceğim. Şimdi benim verilerim şuradan geliyor.
widget.kars'tan geliyor. Ben şimdi burada 100 tane oluşturmak için şey yapacağım. List.generate metodunu kullanacağım. Bu Dart'ın kendi içindeki bir metot. Burada siz 100 yazdığınız zaman size 100 tane boş item oluşturuyor. Ve siz bunların içerisini istediğiniz gibi doldurabiliyorsunuz. Şimdi ben burada return index yaptım. Geriye bir fotoğraf döndürmem gerekiyor. Dediğim gibi fotoğrafımı internetten çekeceğim. Şu an için fotoğraf olarak da soru işareti göstermek istiyorum. Soru işaretini tanımlamadık. Soru işaretini tanımlamak için şey yapmamız lazım. Yukarıda bir const value tanımlayacağım. Const soru URL yazalım. Soru image URL yazalım. Yarı Türkçe yarı İngilizce gidiyor ama kod olsun kadar. Bu tekrar bir kontrol edelim. Benim içini göstereyim. Soru fotoğrafımın linki. Şimdi ben genel olarak sayfa açıldığında 100 tane, tekrar kodun üstünden geçelim, 100 tane image oluşturuyorum. Bu image'leri grid view'e veriyorum. Grid view bunları ikili bir şekilde aşağıya doğru listeleyecek. Şimdi yazalım. Büyük ihtimalle ben hata alacağım burada. Size bir şey göstermek istiyorum. Biraz önce Emir'in de sunumunda bahsettiği expand diye bir widget var. Burada önemli olan şu, grid view kendisi bir herhangi bir uzunluk veya yatay bir genişliğe sahip olmadığı için ve kolon da genellikle altındaki widget'ların bir uzunluk veya yatay bir genişliğe sahip olmasını istediği için biz burada buna expanded altına vermemiz gerekiyor. Expanded ona alabileceği tüm alanı alacak. Hemen bunu kopyalayalım. Expanded'ın child olarak veriyoruz. Çalıştıralım. Evet. Gördüğünüz gibi aşağıya doğru bir sürü fotoğraf geldi. Bir de formatlayalım. Şu an bizim elimizde 100 tane fotoğrafın ikili bir şekilde aşağıya doğru oluşturulmuş hali var. Grid view genellikle burada gördüğünüz gibi otomatik olarak scroll, hani otomatik kaydırılabilir hale getirdi ve hani nasıl diyeyim, sizin o kolon veya row ile uğraşmanıza gerek kalmadan hepsinin sıralamasını yaptı. Siz burada mesela 2 yerine 5 veya 8 yazarsanız, örneğin 5 yazdığımız zaman bu şekilde daha geniş bir şekilde, beşli bir şekilde görüntü elde edebilirsiniz. Şimdi burada ben bu resimlerin bu kadar birbirine yakın olmasını istemiyorum. Bunları birazcık daha küçültmek istiyorum. Ama bunun için bunu bir konteyner içerisine alıp padding'de baskılayacağım. Padding dediğimiz şey şu, bir gerçekten bir kutu düşünün. Ben bu kutunun içerisine bir fotoğrafı koyacağım ve yanlardan 5 veya 10 piksel içeriye doğru sıkıştırmasını isteyeceğim. Zaten biz ileride bu resimlerin açılıp kapanmasını falan filan kontrol edeceğimiz için aslında bizim burada güzel bir şekilde bunu bir widget haline getirmemiz güzel olur. Şimdi hemen bir widget, stateless bir widget yapacağım. Stateless widget yapmamın sebebi de bu kartın herhangi bir şekilde tıklama veya puan verme konusunda bir bilgisi olmayacak. Yani bu tek başına bir kartın sadece şunu bilmesi gerekiyor. O an açık mı yoksa kapalı mı? Bunu da biz genel olarak My Homepage Stateful Widget'ından yöneteceğiz. O yüzden bunları stateless olarak oluşturuyorum. Şu şekilde şuradan direkt kopyalayalım. Evet. Şimdi My App yerine şey yazıyorum. Memory Cards Widget yazıyorum. Bu metodunu tamamlıyorum. Tamam. Şimdi benim bu Memory Card Widget'ı iki türlü bilgi vermem gerekiyor. Bunlardan birincisi hangi hayvanın, daha doğrusu hangi fotoğrafı göstereceği altında. İkincisi ise o anki durumun açık mı yoksa kapalı mı oldu. Bunun için iki adet değişken tanımlayacağım buraya. Birincisi yine Final, yine Stateless Widget'larda da Final kullanıyoruz. Bool dediğimiz değişken doğru veya yanlış anlamda tutuyor. Open yazıyorum. İkinci olaraksa Final aynı şekilde hangi modeli tutacağı için memory card modulu vereceğim buraya. Memory card modul. Tamamdır. Şimdi bunun yine bir şurada yazdığım gibi bir constructor yazmam gerekiyor. Bu constructor yapmak içinse hemen yine yukarıdan bir hemen kopya çekelim. Neredeymiş? Mesela şunu alabilirim. Tamam. Şimdi key dediğimiz olay zaten stateful widget'tan veya stateless widget'tan, bunların ikisinde de ortak gelen bir şey. Bunu tanımlamanız gerekiyor. Şimdi burada ismini aynı yapıyorum. Çok güzel. Şimdi buraya hemen bir open ve memory card modelini koyarak çağırırken bunları tanımlayabilecek hale getirdim. Şu an hata vermesi lazım. Çok güzel. Tamam. Şimdi arkadaşlar buradaki bu image'imi artık bu altına alabilirim. Kopyalayalım. Evet.
Şimdi ben bu resmi döndüreceğim. Fakat döndürürken dediğim gibi bir kutunun içine koyup yanlardan baskılamam gerektiğini söylemiştim. Bunun için bir konteyner oluşturacağım. Konteynerin file olarak yani içine bu image kosesini ve image widget'ını vereceğim. Ve burada padding key'ini kullanarak tüm kenarlardan ne kadar baskı yapalım? 5'er piksel baskı yapalım. Şimdi öncelikle son uygulamanın son önceki hali buydu. Şimdi şuraya tekrardan bir memory widget koyuyorum. Pardon. Gördüğünüz gibi uygulamalar biraz daha içeriye doğru baskılandı. Aslında şöyle bir kare kutunun içindeler şu an. Ve içeriye doğru baskılandılar. Padding genel olarak bu yüzden kullanılıyor. Şimdi bizim bu uygulamaları bir de fotoğrafları açık bir şekilde görelim. Bunun için şöyle yapacağız. Ben öncelikle burada şöyle bir kontrol yapmam gerekiyor. Eğer bu şu an durumu yani open değişkeni açıksa yani true'ysa benim ona verdiğim memory card model. Memory card model'da da biz neyi tutuyorduk? Hayvanın ismi ve fotoğrafını tutuyorduk bu canlının. Bu fotoğrafını veya resmini arasından resmini göstereceğiz. Şimdi diyorum ki eğer bu kutu, bu fotoğraf açıksa, açık ise bu tek satır if diye geçer. Eğer bu verdiğim değer, bu condition true ise burası çalışır. Eğer false ise burası çalışır. Şimdi ben doğru ise, yani açık durumda ise bu memory card modelin içinde verilen image URL'i kullanacağım. Aynen. Şimdi yukarıya gelelim. Şimdi benim burada memory card widget'lara yavaş yavaş artık o değerlere vermem gerekiyor. İlk önce burada bir seçim yaptırmam gerekiyor bu 8'den. Şimdi en başta size göstermek adına random bir seçim yaptıralım. Bunun için şöyle bir şey yapacağız. Bir değişken tanımlıyorum. Selected model diye. Bu selected model şu şekilde olacak. Bu 10 tane resimden bir tanesini rastgele seçmesini isteyeceğim. Bizim değişkenimizin adı neydi? Cars'tı. Dediğim gibi Flutter mesela buradaki title'a widget.title diye ulaşıyor. Biz de aynı şekilde widget.cars diye ulaşacağız. Yani widget.cars diye ulaşacağız. Şimdi bu kartı benim ilk önce bir klonlamam gerekiyor. Çünkü ben burada bir randomize etmek için bu kartı kıracağım. Shuffle metoduyla. Ama bunu yaptığımda orijinal listenin zarar görmesini istemiyorum. O yüzden tourist metoduyla bunu klonluyorum. Ondan sonra ise shuffle metoduyla bu listeyi karıyorum. Ama burada shuffle metodunun bir sıkıntısı var. Shuffle metodu void bir fonksiyon. Yani geriye işlem yaptığı listeyi döndürmüyor. Bu yüzden Dart'ın bizim iki nokta dediğimiz bir operatörü var. Bu iki nokta operatörü şu işe yarıyor. Örneğin siz bir liste üzerine değişiklik yaptınız. En son çağırdığınız fonksiyon listeyi geri döndürmüyor. Siz çift nokta kullandığınız zaman Flutter en son işlem yaptığınız değişkeni işte liste olabilir, herhangi bir veri tipi olabilir size geri döndürüyor. Genellikle void tipteki metotlarla veya fonksiyonlarla işlem yaparken bu gerçekten çok işe yarıyor. Şimdi ben metodu elime aldığıma göre, listeyi. Şimdi bu listenin ilk elemanını alacağım. First yazarak. Tamam. Şimdi bunu widget'a verme sırası. Şimdi widget'ım benim bir memory card model alıyor. Memory card model'u yazalım. Selected model. Ondan sonra ise aynı şekilde open değeri şu an için statik bir şekilde true vereceğim. Burada biraz şunu kısalım. Kapatalım. Evet. Open değerin true vereceğim. Bir deneyelim bakalım şu an ne olacak. Evet. Şu an hayvan fotoğraflarımız geldi. Ama şurada bir şey dikkat çekmek istiyorum. Şimdi zaten biz bunu hızlı olsun diye yaptık. Eğer biz buna mesela 5 gibi küçük bir değer verdiğimiz zaman gördüğünüz üzere bazı fotoğrafların eşi yok. Yani biz sonuçta yaptığımız oyunda her bir fotoğrafın eşi olmak zorunda kullanıcıya gösterdiğimizde. O yüzden bizim bu oluşturma metodunu kendimiz yapmamız gerekiyor. Bu yüzden yine yukarıya bir tane metot oluşturacağım. Bu metodun adı yine generate card olsun. Geriye yine bir liste döndürecek. Hemen şu liste değişkenimi kopyalıyorum. Geriye memory kartlardan oluşan bir liste döndürecek. Adı generate cards. Dediğim gibi tekrardan üstünden geçeyim. Şu an gördüğünüz üzere biz randomize ettiğimiz zaman hani Dart'ın kendi özelliğiyle şey yapmıyor. Nasıl diyeyim? Kartları peerlemiyor. Yani kartları çiftlerli olarak göstermiyor. Bu bizim istemediğimiz bir şey. Bu yüzden biz şimdi kendimiz yazacağız bu metodu. Şimdi generate card metodunun bir değişken olması lazım. Bu da benim kaç tane kart istediğim. Buna göre bir liste ayarlayacak. Öncelikle bir boş liste oluşturalım. Bu oluşturacağımız çiftli kartları içine koyabileceğimiz.
Var işte, hatta var yazmayalım. Zaten tipini biliyoruz. Bir şekilde bir tipi var. Hayrat istiyorum. İp istiyorum. Tamam, şu an boş bir liste oluşturduk. Şimdi bu listeyi biz işleyeceğiz. Öncelikle burada bir for döngüsü yazmamız gerekiyor yukarıdan kart seçimi yapabilmek için. Burada ben eğer 40 adet kart istediysem bu fonksiyondan, bu fonksiyonun bana 20 adet çip vermesi gerekiyor. Yani ben aslında 20 adet seçim yapacağım. Her bir seçtiğim kartı 2 kere destekleyeceğim. O yüzden hemen bir for döngüsü yazalım. Burada diyorum ki x 0'dan başlayacak şekilde x küçüktür verilen sayının, yani count yarısına kadar gitsin. Onunla 1-1 artsın. Tamam. Şimdi bu x değişkeniyle benim bu liste üzerinden seçim yaptırmam gerekiyor. Bunu da basit bir şekilde köşeli parantez kullanarak yapacağım. Var model, var selected model diyelim yine. Art x yazacağım. Ama bu 9'dan büyük sayılarda hata verecektir. Çünkü bizim listemiz, pardon, 10. 10 tane galiba hayvanımız vardı galiba burada bizim tanımladığımız. Bizim 10 adet burada değişkenimiz var. 10 adet listede itemimiz var. Ama biz 10'dan büyük bir sayı verdiğimizde bu patlayacaktır. Bu yüzden biz burada bir mod alma işlemi yapmamız gerekiyor. Bizim verdiğimiz sayının hiçbir şekilde listemizin boyutunu aşmaması için, örneğin biz buraya 20 yazdığımızda ve bu, pardon, 40 yazdığımızda ve bu 20'ye kadar geldiğinde, veya 19 diyelim, 19'a kadar geldiğinde ona göre modunu alacak ve burası 9 dönecek ve aynı şekilde listenin uzunluğunun dışına çıkmamış olacağız. Şimdi ben burada modelimi seçtim. Yani bir çifti seçtim. Şimdi bu çifti paired cards array'ine iki defa eklemem gerekiyor. Hemen add yapalım. Selected model. Aynı şekilde bu satırı bir kez daha alt alta yapıştırıyorum. Şimdi işlemim bittikten sonra ise ben bu paired kartları geriye döndüreceğim. Evet, şimdi bu metodumuz tamam. Bu metodun bir kez daha üstüne geçmemiz gerekirse, boş bir liste oluşturuyoruz. Çiftli kartları koyabileceğimiz. Ondan sonra dediğim gibi kullanıcı, yani ben birazdan 40 adet kart istediğimde bana 20 adet seçim yapacağı için 20 kez bu for'u çalıştırıyoruz. Bu for'un altında biz 20 kez seçim yapıyoruz. Kart listemizin uzunluğuna dikkat ederek. Bu seçtiğimiz kartları ikişerli olarak array'in içine ekliyoruz. Yani listemizin içine. Ondan sonra ise bu oluşturduğumuz listeyi geri döndürüyoruz. Gayet güzel. Şimdi gelelim bu grid view kısmının tekrar yapılmasına. Şimdi biz burada öncelikle bizim bunu bir değişken içerisinde tutmamız gerekiyor. Burada direkt olarak yazmak biraz karışık görecektir. Hemen bir tane değişken tanımlıyorum. List yine bu bir list tipinden şu şekilde bir tip olacak. Cards diyelim. Yine aynı değişkenleri kullanıyoruz ama sıkıntı yok. O onun değişkeni, onun değişkeni sonuçta. New list diyorum. En başta boş bir listeye tanımlıyor. Şimdi burada initState diye bir fonksiyon kullanacağım. InitState fonksiyonu şu işe yarıyor arkadaşlar. Flutter'da widget'ların initState diye bir metodu oluyor. Genellikle state widget'ların oluyor. State'in oluyor daha doğrusu. Bu initState sayfayı ilk açtığınızda bir kez çalışıyor. Ondan sonra çalışmıyor. Yani siz tekrar sayfada herhangi bir işlem yapsanız dahi çalışmayan bir metot. Bu sayfa ilk açılırken sadece çalışıyor. Burada bu metot yukarıdan, yani siz bunu state metodundan kullandığınız için bunu override, yani ezmeniz gerekiyor. Override yine object oriented'daki bir terim. Ve aynı şekilde override ettikten sonra üst sınıfın yani state sınıfının da eski fonksiyonunu tekrardan çağırmanız gerekiyor. Yine dediğim gibi yapılması gereken şeyler. Şimdi burada super nokta state yaptık. Evet, hatalarımız gitti. Şimdi yapacağımız işlem şu. Biz kart listesine bu metodumuzu kullanarak, yine bu metodumuz title'la aynı altta. Dediğim gibi bunlara ulaşırken widget kullanıyoruz. Widget nokta generate cards. En başta 20 adet kart oluşturur. Hatta 10 adet kart oluşturursak yeterli şu an. Tamam. Şimdi bu listeyi şimdi burada kullanmamız gerekiyor. Şimdi bizim kart listemizin türü memory card model diye geçiyor. Ama bize memory card widget gerekiyor. Bizim bunu buna dönüştürmemiz gerekiyor. Bunun için Flutter'da ve diğer Flutter demişim. Dart ve diğer dillerde map dediğimiz bir fonksiyon var. Map dediğimiz fonksiyon size o anki verdiğiniz listenin her bir elemanını bir fonksiyona veriyor ve fonksiyondan return edilen değerle değiştiriyor. Hemen değişkenimizi kullanalım. Değişkenimizin adı neydi? Cars'tı. Bu Cars'tı. Cars nokta map. Evet. Bunu buraya veriyorum.
Şimdi bu map değişkeni geriye bir iterator döndürüyor. Iterator. Iterator ne demek? Siz bunu çağırdıkça oluşturacaktır. Ama Flutter'ın children'da kesinlikle bir liste vermeniz gerekiyor children tip için. O yüzden burada ben bu iterable yapısını listeye dönüştürüyorum. Dediğim gibi iterable arkadaşlar şey anlamına geliyor. Yani siz çağırdıkça çalışıyor. Bu aslında işlemciyi ve hafızayı koruyan bir yapı. Ama şu an için gerek yok bizim kullanmamıza. Şimdi arkadaşlar burada şey yaptım. Şimdi benim bu gelen modelleri vermem gerekiyor. Hemen şurada gelen modelleri şu şekilde değiştiriyorum. Ve şu satırı siliyorum. Çünkü artık biz randomize seçmiyoruz. Artık benim oluşturduğum bu kart listesinden gelen itemleri tek tek kullanacağız. Şimdi bir çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Evet. Şimdi burada gördüğünüz üzere fotoğraflar yan yana geliyor. Bizim böyle bir şey yapmamız gerekiyor. Çünkü fotoğraflar yan yana olursa oyunun bir eğlencesi veya zorluğu kalmıyor. Bu yüzden bizim bu item listesini, daha doğrusu bu listemizi oluşturmadan önce, daha doğrusu kullanıcıya vermeden önce, yani burada shuffle'lamamız gerekiyor. Bunu burada da yapabiliriz. Ama bunu şurada, yani oluşturduğumuz fonksiyon içerisinde yapmak daha iyi olur. Listeyi döndürmeden önce shuffle metoduyla listeyi karıştırmak istediğimi söylüyorum. Ve bu şekilde çalıştırdığımız zaman liste oluşturulduğunda zaten burada yan yana geliyor. Gördüğünüz gibi mesela ayıyı seçti. İlk önce ayıyı seçmiş. İki defa ekliyor. Kartal iki defa. Tilki iki defa. Dediğim gibi burada bunları eklediği zaman böyle sıralı geliyor. Ama biz eğer shuffle eklersek buna bu listeyi karıştırmış oluyor. Şimdi deneyelim. Evet. Şu an listemiz karıştı. Kesinlikle her birinin çifti var. Bunların yan yana gelmesi tamamen rastlantısal olduğunu düşünüyorum. Evet tamam. Yani her türlü alt üstü zaten gelecektir yan yana. Evet çok sıralı geliyor aslında. Biraz da sayıyı arttırayım ya. Şöyle yapalım bir de. Evet daha bir randomize olduğuna şu an inandık. Şimdi dediğim gibi bu arada evet mesela şimdi ben buraya 15 verdim. Siz şeyden 15 tane kart talep edemem. Çünkü çiftli oluşturacak. O yüzden bize 16 adet kart döndürdü. 16 yapalım. Hatta biz bunu 14 yapalım. Hatta 10 yapalım ya. Hatta 20 yapalım. Tamam 20 yaptık. Çünkü sonuçta böldüğü zaman 2'ye yaklaşık 15,5 gibi bir şey çıkıyor. Orada da 15 tane seçim yapıyor. O yüzden fazla geliyor elimize. Tamam şu an burayı oluşturduk. Şimdi kart listesi oluşturan fonksiyonumuz hazır. Fotoğrafları layout'un içine gömdük. Şimdi yapmamız gereken kullanıcının artık bu fotoğraflarla etkileşime geçebilmesini sağlamak. Şimdi öncelikle fotoğraflarımızı kapatalım. İlk önce ben bunları bir tıklanabilir hale getireyim bundan önce. Şimdi arkadaşlar bizim Flutter'da Inkwell diye bir metodum var. Daha doğrusu bir widget'ım var. Bu widget'ın özelliği bunun altına hangi widget'ı koyarsanız onu tıklanabilir hale getiriyor. Evet. Şimdi return'ı da aynı şekilde Inkwell'i döndürecek şekilde ayarlayalım. Return. Buradakini de böyle yaparsam evet, hata vermiyor. Şimdi Inkwell'in arkadaşlar onTap diye bir metodu var. OnTap metodu basitçe üstüne tıklanıldığı zaman tetiklenen bir metot. Yani kullanıcı bizim fotoğrafımızın üstüne tıkladığı zaman bu metot tetikleniyor. Şimdi çalıştıralım. Gördüğünüz üzere şu an fotoğraflarım tıklanabiliyor. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama şu an etrafında gri bir çerçeve çıkıyor. Bu tıkladığım zaman benim tepki veriyor bana. Şu an biz bunu tıklanabilir hale getirdik. Şimdi biz bunları başlangıç olarak kapatalım. Tamam. Tıklandı, kapandı. Şimdi burada kullanıcı bunun seçim yaptığı zaman bunun açılmasını, işte iki adet seçim yapması gerektiğini gerekiyor. İki adet seçim yapabilmesi gerekiyor. Şimdi yavaş yavaş bu fonksiyonu yazalım. Öncelikle arkadaşlar burada biz zaten bizim kart listemiz sabit olduğu için biz kartları indeksleri tanıyacağız. Yani indeks dediğimiz şey listedeki sıralayla örneğin açalım. Ben yani kartları şu şekilde karşılaştıracağım. Yani kullanıcının diyeceğim ki örneğin 0 indeksindeki kartla 2 indeksindeki kartı tıkladığında ben bunların modellerini çekip name'leri aynı mı değil mi diye bakacağım. O yüzden bana bunların şu an indeksleri gerekiyor. Bunu almak içinse bunu paslamam gerekiyor daha doğrusu. Evet bu indekslerini kullanarak işlem yapmam gerekiyor. Hemen bir metot oluşturalım yukarıya. Select card diye. Bu metot basit bir şekilde o anda seçilen kartın
integer'ın yani indeksini alacak ve onu işleyecek. Buradan bu selected kartı bu indeksini paslamam gerekiyor. Ama burada şöyle bir sorunum var. Selected card metoduna verebilecek bir indeksim yok. Bende sadece model dosyasının kendisi var. Dart dilinde ne yazık ki indeks koyamıyorsunuz. Bu şekilde bir tanımlama yok diğer dillerin aksine. Onun için burada Dart'ta daha esnek bir yapı var. Siz burada listenizi map'e dönüştürebiliyorsunuz. Map'e dönüştürdükten sonra entry isteyerek bu sefer map'in içindeki entry'leri maplemeye başlıyorsunuz. Yani değiştirmeye başlıyorsunuz. Map dediğimiz kısım da şu şekilde oluyor. Size direkt olarak objeyi vermek yerine objeyi kapsülüyor. Yani bir iki değer haline getiriyor. Key kısmına bu listede kullandığınız indeks yani bu sayısal değeri veriyor. Yani listedeki sırasını veriyor. Value'ye ise sizin istediğiniz model değişkenini veriyor. Şimdi gördüğünüz üzere mesela burada hata veriyor. Çünkü kendisinin bir memory card modül beklediğini ama sizin ona bir map entry verdiğinizi söylüyor. Burada basit bir şekilde value diyerek tekrardan vereceğiz. Evet şu an yine modeli veriyoruz burada. Şimdi burada selected model o anda seçilmiş yani üstüne tıklanan kartın ID'sini yani key'ini bu metodu paslayacağım. Bu metodun içerisinde birkaç tane mantıksal işlem yaptıktan sonra if else'le bu metotları bunları seçilebilir hale getireceğim. Şimdi burası da bittiği için noktalı virgülümüzü koyalım. Yine tüm kartlarımı ben kapatabilirim. Tamam. Şu an yine tıklanabiliyor. Metodum çağırıyor. Şimdi metodun içeriğini yazalım. Öncelikle biz kullanıcıya iki adet seçim yapma hakkı tanıyacağız. O yüzden hemen iki tane değişken oluşturalım. Integer, selected one. Burada birinci seçilen kartın indeksini tutacağız. Burada ise ikinci, selected two'da ise ikinci seçilen kartın indeksini tutacağız. İlk önce birinci seçilen kartın diğerini yazalım. If diyoruz. Eğer selected one yani ilk seçim daha yapılmamışsa kullanıcının o anda seçtiği kartı bir eşit diyoruz. Ama Flutter'da herhangi bir şekilde şu yukarıdaki değerlerden herhangi birini değiştirmek istediğinizde Flutter'a tekrar boyaması, hani bu widget'ı tekrar oluşturması gerektiğini söylememiz gerekiyor. Sonuçta biz kullanıcı tıkladıktan sonra bu resmi açmak istiyoruz. Bu yüzden bunu setState diye bir metodun içinde yapmamız gerekiyor. Stateful widget'lar sadece setState çağırdığında tekrar renderlanır. Bu da gerçekten çok güzel performans iyileştirmesi sağlıyor. Burada ayarladığımız için şimdi dedik ki eğer daha kullanıcı ilk seçimini yapmamışsa ilk seçimi yaptıralım. Şimdi çalıştıralım hata var mı diye bakalım. Şu an yine kart açılmayacak çünkü kartın o anda seçilip seçilmediğini şu an bilmiyor. Ona bunu da belirtmemiz gerekiyor. O yüzden şurada bir değişken oluşturuyorum. Yine bu open. Yani o anki, şu anki kartın ben açılıp kapanmadığını burada bazı if'lere bakarak anlayacağım şimdi. Anlayacağız yani beraber. Şimdi en başta kartın durumunun biz kapalı olmasını bekliyoruz. Hemen burada değişkenimizi kullanalım. Ve bizim iki türlü durumumuz var. Eğer bu kart birinci seçimse bu kartın yine şeyini, key'ini şuradan alıyorduk. Selected key. Veya bu kart ikinci olarak seçildiyse. Selected model diyorum. Şunu da yazalım. Selected model nokta key. Evet. Şimdi burada diyorum ki eğer kart birinci olarak seçildiyse veya ikinci olarak seçildiyse kartın durumunu açık hale getirelim. Hemen yapalım. Open true diyorum. Eğer kart birinci veya ikinci olarak seçilmediyse buraya girmediği için bu loop'umuz false kalıyor ve kart kapalı gelecek. Şimdi deneyelim hep beraber. Seçtiğim zaman gördüğünüz gibi fotoğraf açıldı. Ama şu an ikinci seçimim yine çalışmayacak çünkü ikinci seçimi yazmadım. Şimdi burada hemen diyoruz ki selected null ise burada bakmamız gereken bir durum daha var. Kullanıcı tekrardan bunun üstüne tıkladığında bunu ikinci olarak seçmemek için şunu yapmamız gerekiyor. Şu an kullanıcının seçtiği kart birinciden farklı ise birinci değil ise bu seçilen kartı da ikinciye atayacağız. İkinci kart olarak atanacağız. Evet. Şimdi tekrar deneyelim. Birinci kartımı seçtim. İkinci kartımı seçtim. Şu an iki adet kart seçebiliyorum ama gördüğünüz gibi daha fazla kart seçemiyorum. Tamam. Şimdi kullanıcı iki kart seçtikten sonra arkadaşlar
bizim burada bir doğruluk kontrolü yapmamız gerekiyor. Yani bu iki fotoğraf aynı mı? Bunu biliyorsunuz, tanımladığımız üzere name değişkenleri üzerinden yapacağız. Şimdi bunun için bir metot oluşturalım. Bu metot yeterince. Bu metodun tek görevi zaten kartların seçimini yönetmek. O yüzden altta hemen bir condition yazıyorum. Eğer iki kart da null değilse, yani seçim yapıldıysa iki kartta da. Pardon, burada V kullanacağım. Select to. Şimdi burada dedim ki iki kartın da iki kartta boş değilse, yani iki tane seçilmiş kartta iki kartta seçilmişse, yani kullanıcı iki seçim hakkında yaptıysa, check cards diye bir metot çağıracağım. Bu metot da aşağıda tanımlayalım. Check cards diyelim. Check cards metodu şunu yapacak. Benim bu seçtiğim şimdi zaten bu benim, ben şu an kullanıcının hangi kartları seçtiğini biliyorum. İndeksini tuttuğum için bu sadece bu modellerini şu kartın içinden bulmam gerekiyor. Hemen var first diyorum. İlk modelimi bulacağım şimdi. Cards diyorum. Selected one diyorum. Bu bana ilk seçilen kartın modelini getirecek. Ve bunu copy paste yapalım. Second diyelim. Ben burada iki adet seçilmiş kartın şeyini aldım. Modellerini aldım. Şimdi en başta beri belirttiğim gibi bu iki modelin isimlerini karşılaştıracağım. Yani bu, eğer iki seçimin de ismi aynıysa, örneğin işte papağana papağan geldiyse, kullanıcı doğru bir seçim yapmıştır. Burada benim bir puan arttırma yapmam gerekiyor. Evet, yeri gelmişken hemen bir puan nesnesi oluşturalım. Puan, o puanı tutmuyormuşuz. Şimdi hemen integer puan diyorum. Puan başlangıçta 0 olsun. Puanı da şu üstte şimdilik koyalım. Hemen geliyorum. Kolum arkadaşlar dikey bir şekilde sıralama yapar. Kolumun eğer en üstüne ben buraya text puan yazarsam, üst yukarı yazdı. Burada bir aşağıya doğru bir boş bir container koyarak teyit verelim ki aşağıya doğru biraz iteklesin, yani orada çok arada kalıyor. Evet, 20 diyelim. Evet, biraz aşağı doğru. Aslında bu yazının tipini biraz da büyütebiliriz. Text widget'larında önceden Emir'in de bahsettiği gibi style diye bir bizim attribute'imiz var. Bunun içerisinde text style diyerek font size'ını verebiliyoruz. Font size'ını 17 yapalım. Görünür hale gelsin. Evet, şu an bir en azından yukarıda göstermelik bir puanımız var. Evet, şimdi eğer kullanıcı doğru bir seçim yaptıysa puanı arttırmamız gerekiyor. Puanı arttıralım. Puan artı eşittir 50 diyelim. 50 puan verelim. Yanlış bir seçim yaptığında şu an için bir şey yapmayacağız. Ama burada yanlış seçim yapma durumunda herhangi bir ceza uygulayacaksak da dursun. Yanlış seçim diye commit satır düştüm. Şimdi bizim kullanıcıdan seçimlerini yaptırdık. Bizim kullanıcının seçimlerini tazelememiz gerekiyor. Yani temizlememiz gerekiyor. Kullanıcı tekrar yeni seçimler yapabilsin. Hemen yeni set state diyorum. Evet, selected one'la, yani birinci seçilen kartla ikinci seçilen kartı tekrardan boş hale getiriyorum. Çalıştırdığım zaman burada göstermek istediğim şey şu. Ben birinci seçimi yaptım, ikinci seçimi yaptım, anında görmeden kapandı. Çünkü anlık olarak çalışıyor bir işlem. Ve ben bunu göremeden kapanıyor. O yüzden benim buraya küçük bir delay, yani gecikme eklemem gerekiyor. Dart dilinde genellikle zamanla ilgili herhangi bir işlemi asenkron yapılarda future özelliğiyle kullanıyorsunuz. Future'un delay up diye bir metodu var. Bu genel olarak buna siz bir zaman veriyorsunuz. Verdiğiniz herhangi bir fonksiyonu belirli bir zaman öteleyerek çalıştırıyor. Erteleyerek çalıştırıyor yani. Şimdi duration diye bir yine class'ımız var Flutter'da. Bu duration class'ın içerisinde gün, saat, mikrosaniye, milisaniye, dakika ve saniye olarak gösterebiliyorsunuz. Şimdi biz ne yapalım? Saniye diyelim. Bir saniye kadar kullanıcıya göstersin. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu future delete, şimdi şu bu içeriye yazdığım değeri bir saniye gecikmeye çalıştıracak. Kullanıcının seçimlerini, sildiğim kısmı, yani tazelediğim, yani tekrar seçilebilir hale getirdiğim kısmı bunun içine taşıyorum. Bir format yapalım. Güzel görünsün. Neredeydi kod? Kaybettim. Burada. Evet. Şimdi çalıştıralım.
Şimdi kullanıcı seçim yapıyor ve kapanıyor. Çok güzel oldu. Şimdi ben size bir şey göstermek için iki tane doğru seçmem lazım. Bir saniye, kurt gördüm. Bir tane daha kurt buldum. Şimdi ben bu iki seçimi yaptım. Güzel, puan da geldi ama bunların ikisi geri kapanıyor. Bizim normal olarak bu memory game'lerde bunların açık kalması gerekiyor. Açık kalması için basit bir şekilde önceden seçilen ve doğru olarak hani doğru kullanıcının doğru bulduklarını bir listeye atalım. Ve o listede olup olmadığını kontrol ederek açıklığını kontrol edebiliriz. Şimdi list integer. List integer diyelim. Selected. En başta herhangi bir kullanıcının doğru bir seçim yaptığını, doğru bir seçim yapmadığı için boş bir liste atıyorum. Çalıştıralım. Evet, şu an boş bir listem var. Şimdi benim yapmam gereken şu. Kullanıcı doğru bir seçim yaptığı zaman bu iki seçilen selected, iki tane kullanıcının seçtiği, yani örneğin burada bir tilki fotoğrafı seçti, burada da bir tilki fotoğrafı seçti diyelim. Buradaki indeksle şuradaki indeksi bu listeye eklemem gerekiyor. Selected nokta et diyerek bu listeye selected one, ilk seçilen ve ikinci seçilen item'ın şeyini ekliyorum. İndekslerini ekliyorum. Tamam. Şimdi ben bunu güzel ekledim ama bu yine çalışmayacak. Çünkü sonuçta bizim bu fotoğrafların açık kalıp kapalı kalmasını sağlayan condition, yani işlemleri burada yapıyoruz. Buraya bir if daha eklememiz gerekiyor. Eğer fotoğraf açık değilse, yani o anda seçilmediyse veya önceden seçilmediyse, bu kartın önceden seçilip de doğru olup olmadığını check ediyoruz. Yani selected dediğimiz şey bizim önceden kullanıcının seçtiği ve doğru olarak bulduğu kartları tuttuğu array. Yukarıda ekliyoruz. Bunun içerisinde şu anki modelin, yani şu anki kartın ID'sinin olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi bu basit bir şekilde şunu yapacak. Eğer bu modelin, bu model önceden seçilmişse ve doğru olarak bulunduysa bunu açık hale getirecek. Zaten bulunmadıysa, yani onun içinde yoksa, geri bunu false eşitleyecek. Bunun da zaten bir kaybı yok. Zaten buraya girdiği zaman false oluyor. Şimdi deneyelim hep beraber. Bir doğru bulmam lazım. Heh, tilki ile tilki. Gördüğünüz gibi açık kaldı, kapanmıyor ve ben diğer seçimlerime devam edebiliyorum. Evet. Şimdi burada normal memory game'lerinden farklı olan bir durum var. Şimdi biz oyun başlar başlamaz kullanıcıya şeyi göstermiyoruz. Hangi fotoğrafın nerede olduğunu. Tamamen bir şans oyununa döndü. Hafıza oyunundan daha çok. O yüzden bizim oyun ilk açıldığı zaman kullanıcı en azından 1-2 saniye boyunca fotoğrafları göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden bir değişken yana tanımlıyoruz. Neredeydi benim staple widget'ım? Kaybettim. Ha, burada. Burada yine bir bool, yani doğru yanlış değeri tutan bir parametre değişken tanımlıyorum. Buna super open, global open diyelim. Global open. Bu en başta true olsun. Yani biz oyunu ilk açtığımızda doğru olarak, hani doğru, yani açık olmasını istiyorum. Burada basit bir şekilde başlangıçta alacağı değeri, dediğim gibi buradaki global open değeri normalde false'u, ben bunu global open değerine bağlıyorum. Dinamik hale getiriyorum. Şimdi oyunu açtığımız zaman tüm kartlar açık gelecek ama bunların 1-2 saniye sonra biz kapanmasını istiyoruz. Bu yüzden yine yukarıda kullandığımız gibi burada yine future delete kullanacağız. Hemen yine kopyalıyorum. Biz bunu oyun ilk açıldığında yapılmasını istiyoruz. Bildiğiniz üzere init state, biraz önce bahsettiğim gibi, sadece bu sayfa ilk çalıştığında çalışıyor. Biz buraya şöyle bir condition yazacağız. Diyeceğiz ki oyun açıldıktan işte kaç saniye sonra diyelim. 2 saniye sonra global open değerini, yani genel olarak tüm kartlar için verilen default, yani başlangıçtaki değeri kapalı hale getir. Global open değerini false hale getiriyorum ve çalıştırıyorum. Şimdi kartı geldi. Çok güzel. En başta gördük. 2 saniye sonra bunların kapanması gerekiyor. Kapan. Evet, kapanmadı. Çünkü ses teyit içerisinde çağırmadığım için, evet, güzel bir şey oldu. Eğer arkadaşlar buradaki herhangi bir değişkeni ses teyit içerisinde çağırmazsanız Flutter sizin widget'ınızı tekrar renderlamayacaktır. Bu yüzden de gördüğünüz üzere görüntü değişmedi. Şimdi aynı şekilde buna ses teyit ekleyelim. Ses teyit içerisinde yapalım şimdi bu sefer de. Ses teyitinde kullanımının çok güzel bir örnek oldu aslında.
sıfır olmasını bekliyorum. Evet, 2 saniye sonra kapandı. Şu an bir dakika, en başta görmedim. Mesela şurada maymuma, evet mesela seçtim 50 puan. Seçtim 100 puan aldık. Yani oyunumuz genel olarak bu şekilde. Benim workshop içeriğim tamamlandı. Soru varsa soru alabilirim. Yani herhangi bir takıldığınız nokta varsa. Yayın sonunda evet kodu paylaşacağım. Ben birazdan bunu kaydedeceğim GitHub'a ve size bir Dartnet linki göndereceğiz. Evet, bakıyorum şu an için bir soru yok galiba. Sorunuz varsa da cevaplayabiliriz. De yetişemeyen arkadaşlarla alakalı kayıt kanalda duracak. Girip tekrar bakabilirsiniz. Gayet hani eğlenceli bir uygulama dediğim gibi. Hem yazması öğretici hem aldığımız çıktı da gayet keyifli. Onun dışında da bitmiş halinde açıklama kısmını ekleyeceğiz. Talil, var mı senin başka eklemek istediğin bir şey? Yani bu kodun üzerinde tekrar çalıştıracak arkadaşlar için şöyle küçük bir hata göstermek istiyorum. Bunu en azından kendileri düzeltmeyi denerse çok eğlenceli olur. Şu an biz bu uygulamada önceden seçilmiş 2 kartı seçerek tekrar puan alabiliyoruz. Gördüğünüz üzere. Mesela bunu düzeltmeyi denesler çok güzel olur. Kendi içinde geliştirici bir proje olur. Yani geliştirici bir etkinlik olur. Benim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, güzel bir tavsiye oldu. Biz bu akşam Flutter'ı teorik bir anlatım yerine bu sefer hep beraber deneyimleyerek bir tecrübe edinelim istedik. Hem Flutter'ı hali hazırda kullanan hem de yeni başlayacak kişiler için Dartnet üzerinden sizlerle beraber deneyimleme gerçekleştirelim istedik. Bunun dışında daha uzun süre yayılmış, daha detayına girerek öğrenmek istiyorsanız da sizlere DSC Hacettepe'nin her çarşamba saat 9'da gerçekleşen Flutter Bootcamp'ini tavsiye edebilirim. Buradan da onlara böyle bir selam göndermiş olalım. Bunun dışında da sunumda kullandığım slide'ın bir kısmını ben hazırlamıştım. Bir kısmını da Flutter ve Dart alanında GDE olan Salih Güler'den kullandım. Kendisine de buradan slide'ı bizle paylaştığı için çok teşekkür ediyorum. Slide'ın da orijinal linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Aynı zamanda şu anda da biraz haber bülteni sonrası yapılan dizi önerileri gibi oldu ama DSE Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin TensorFlow etkinliği var. Buradan oraya da geçmenizi tavsiye ederim. Dinlediğiniz için, katıldığınız için çok teşekkürler. Son bir şey olarak bir de şeyi göstereyim. Benim ekranımı tekrar ver de Dartnet'teki bir linki nasıl paylaşabileceklerini göstereyim. Evet, aynen onu da gösterirsen kapatmadan çok. Bunu GitHub'da git şeklinde paylaşabiliyorsunuz. git.github buradan git.github açıyorsunuz. Buraya kodunuzun içeriğini yapıştırıyorsunuz. Ben burada Dartnet'in hepsini paylaştım. Buraya basit bir şekilde Dart'la biten, çünkü yazdığımız dalda memory card nokta Dart yazıyorum örneğin. Create public istiyorum. Burada gördüğünüz gibi bir hash oluştu. Bir link oluştu. Bu hash'i kopyalayarak Dart bit'in sonuna yazarsanız uygulamanız herkes tarafından açılıp kullanılabilir hale gelir. En son yazdığınız kodun versiyonunu burada görebilirsiniz. Ben de şimdi birazdan çayla bunu paylaşacağım. Evet, bunu ekleyeceğiz GitHub linkin açıklamalar kısmına. Bir de yayın esnasında Halil'in çoklu imleç kullanarak gerçekleştirdiği bir işlem vardı. O linklerin yeni halini yorumlarda atacaktım. Lakin fazla uzun olduğu için YouTube yorumları otomatik olarak böldü. Çok karmaşık olduğu için ben de bunu Google dosyalar şeklinde tekrar paylaştım. Hani oradaki karmaşıklığı da düzeltmiş olayım. Çünkü yorum attım, sildim falan. Dediğim gibi kayıt olduğu için açıklamalar kısmında zaten tekrar kayıttan izleyecek kullanıcılar için gerekli açıklamaları yapmış olacağız. Umarım eş zamanlı olarak sizler de bizimle bu Dartnet üzerinden memory game yazmışsınızdır. Daha önce hiç Dart'la bir şey yazmamış olanlar için bir başlangıç yapmasına vesile olmuşuzdur. Halihazırda Flutter kullananlar için de keyifli bir etkinlik, verimli bir etkinlik olmuş olduğunu ümit ediyorum. Digital Weeks devam ediyor hala. Önümüzde yaklaşık bir aylık daha süreç var. Etkinliklerden haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bunun dışında Instagram'da IEEE-MSQ ve DSE-MSQ kullanıcı adlarıyla sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Haftaya Cuma günü yine bu kanalda saat 20'de görüşmek üzere.